Ay arkadaşlar, bu ne kadar güzel bir şey, böyle renkli bir pasta tıpkı bizim gibi. Ay çok güzel. Ay kendimi yemek için sabırsızlanıyorum. Tutamayacağım galiba. Hey, sakın öyle bir şey yapayım deme. Belli ki bu birilerine sürpriz olarak hazırlanmış bir pasta. Ne sürprizi canım? Birisi şuradan bir dilim yemiş, baksanıza. Üzerinde ne yazıyor bakayım? Şöyle eğileyim de birazcık bakayım ne yazıyor. Happy birthday. Hey, birinin doğum günü mü? Hayır canım, ne doğum günü? Doğum günü olsaydı üstünde mum olurdu. Aa, ben biliyorum. Doğum günü pastası ama mumsuz doğum günü pastası. Öylesine yani. Sanırım birilerinin canı fena halde meyveli tatlı istemiş. Kimin olabilir? Arkadaşlar, yoksa sizin canınız mı istedi meyveli pasta? Ama burada tabaklar var. Keşke birisi şu tabağı birazcık şu pastadan koysa da yesem. Huhu, burada neler oluyor böyle acaba? Birisi bana anlatabilir mi lütfen? Sanırım buradaki pastayı konuşuyorsunuz, değil mi hanımlar? Evet, pastayı konuşuyoruz Özlem ablacığım, ama bu pasta kimin? Yoksa benim mi? Hayır. Ay evet, yani pasta hiç kimsenin değil çocuklar. Yani kimsenin aslında bir doğum günü yok. Ben dün akşam pastayı evde canım sıkılınca yapmıştım. Dedim ki sevgili ponilerime sürpriz olarak yapabilirim. Çünkü biliyor musunuz, benim canım inanılmaz derecede meyveli pasta istedi. Hem siz de tatlıyı çok seviyorsunuz diye düşündüm. Belki seversiniz diye düşünmüştüm. Yoksa yanılıyor muyum? Mutlu olmadınız mı? Aa, çok mutlu olduk hem de, ama ben yemek için sabırsızlanıyorum Özlem abla. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu bir dilimi kim yemiş olabilir? Baksana, şurada bir boşluk var. Bunu kim yedi, bu bir dilimi? Aa, evet. Haklısınız. Gözünüzden de hiçbir şey kaçmıyor. Buradaki bir dilimi yaptıktan sonra ben yedim çocuklar. Dayanamadım çünkü. Çünkü çok fazla canım meyveli pasta istiyordu. Yaptıktan sonra dayanamadım ve bir dilim kesip yedim. Şimdi size tadına bakmanızı istiyorum. Birer dilim hepinizin tabağına koyacağım. Ama doğruyu söyleyin. Bakalım beğenecek misiniz yoksa beğenmeyecek misiniz? Hadi dilimleyelim o zaman. İşte buradayım. Ama çocuklar şöyle kenara birazcık koymam gerekiyor. Çünkü pastayı birazcık kendime doğru yakınlaştıracağım ve dilimlere böleceğim. Şu pastanın güzelliğine bakın. Çocuklar, size bu pastayı bütün halinde göstermeyi çok isterdim ama dediğim gibi tadına bakmaya dayanamadım. Şimdi teker teker size bölüştürüyorum. Hadi bakalım, önce şuradan bölelim. Harika. Arkadaşlar, umarım poni dostlarım yaptığım meyveli pastayı beğenir. Çok heyecanlıyım. Çocuklar, şimdi ben 3 dediğimde yemeye başlayabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz pastamı. 1, 2 ve 3. Başlayabilirsiniz. Sanırım pastamı beğendiler. Ay, galiba bir dilim de ben yiyeceğim arkadaşlar. Hem de en güzel dilim bana geldi. Şuraya bakın, mandalinalar var ve üzerinde şekerlemeler var. Güzel olmuş. Ellerime sağlık. Harika bir pasta yapmışım doğrusu. İnanmıyorum. Çocuklar, pastalarınızı ne kadar da çabuk yediniz böyle. Çok mutlu oldum. Yaşasın. Yaptığım meyveli pastayı çok beğenmişler. Çocuklar, pastamı nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Evet, çok harika olmuş. Benim karnım kocaman bir dilim pastayla şişti.
Ya seninki dostum, sen beğendin mi? Hem de çok beğendim. Harikaymış, karnım şişti gerçekten. Özlem abla keşke bize her zaman böyle pastalar yapsa. Hey, bir dakika. Şurada iki dilim daha kalmış. Belki onları da bize paylaştırır. Ay ben asla yiyemem. Karnım çok şişti doğrusu. Çocuklar, gerçekten pastamı beğenmenize çok sevindim. Sizin için her zaman yapabilirim. Ama size bir şey hatırlatmam gerekiyor. Her zaman pasta yiyemeyiz, öyle değil mi? Önce sağlıklı sebze ve meyvelerimizi yiyeceğiz. Sonra da tabii ki annelerimizin yaptığı pastaları. Beğenmenize çok sevindim. Umarım siz de beğenmişsinizdir.